Seni çok özlemiş herkes bak. Ben de onları çok özledim. Arkadaşlarım. Ekip özel. Ben zaten hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben de sizi çok özledim. Sinan abi artık senin bu çorak meselesine son verelim bence. Bence bir son verelim. Çorap mı getirdin Erman? Getirmedim de bir koli getiririz. Fark eder mi yani? Gördüm. Kesinlikle. Çorap üreticilerine sesleniyorum buradan. Çorap fabrikatörlerine sesleniyorum. Koliler yığılsın. Beyaz, siyah, gri. Rengarenk. Rengarenk olsun. Tabii canım rengarenk. Bir dizim olunca istediğin kadar gelir Süleyman abi. En kısa zamanda. Vallahi ben de özlemişim burayı. Arkadaşlar da özlemişim. Hoş geldin. Sizler de birlikte olmak. Buluşalım yalnız buluşmadan önce biraz önce Nurcuğum sen de bahsettin ama ben de bahsetmek istiyorum. Sayın Başkanımız Ahmet Priştina'yı kaybettik biliyorsunuz. Evet. Benim çok sevdiğim bir abimdi. Sen yakın zaman evet tanışıyorum, ailesiyle de tanışıyorum. Buradan Allah'tan rahmet diliyorum kendisine, kıymetli ailesine başsağlık diliyorum. Çünkü yıllardır ben İzmir'de program yaptım. Gerçekten onlar ailece sanatçı ve sanatı çok seven insanlar. Özel gecelerinde, mutlu günlerinde programlar yapmak kısmeti oldu bana. Ve buradan gerçekten çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar tüm İzmirlilere, tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Hayat da devam ediyor ve o güzel sesinle buluşalım. Erman Güler! Karlar yağdı saçımıza, ateşleri
içimize saçıp gittin canım anam. Neler geldi başımıza, karlar yağdı saçımıza, ateşleri içimize saçıp gittin canım anam. Geçip gittin canım anam. Yalan dünya diye diye göçüp gittin canım anam. Neler geldi başımıza, karlar yağdı saçımıza, ateşleri içimize saçıp gittin canım anam. Hasretin bir çığ misali, geçit vermez dağ misali, elimizden kuş misali, uçup gittin canım anam. Geçip gittin canım anam. Uçup gittin. Geçip. Çok teşekkür ediyorum. Aziz hafızanıza sağ olun, var olun. Evet, bu şarkıyı, bu şarkıyı şu anda annem herhalde izliyordur beni. Allah bence, ömürler versin bütün. Bence de kendi anneme, sonra bütün annelere göndermiş olalım bu güzel eseri. Onu da çok özledim. Sizin vesilenizi bir öpücük gönderiyorum ona. Anneciğim seni çok öpüyorum. İyi bak kendine. En kısa zamanda beraber oluruz inşallah. Ay, herkes böyle yüzündendi bu parçada. Herkesin aklı. İşte yaşarken hepsini, analarımızın, babamızın, tüm sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Ömür çünkü çok kısa. Hakikaten çok kısa ömür. Hiç beklenmedi. Yani dünyada ne yapıyorsan yaptığın bence bir iyilik kalıyor. Kesinlikle. Güzel bir hoş seda. Öldükten sonra arkanda ya iyi insandı desinler yani, kötü insandı demesinler. İnşallah, inşallah Allah hepimize güzel sözleri söyletmeyi nasip etsin. Ama Erman sadece çok güzel şarkı söylemiyor, çok da güzel yemek yapıyor. Ve püf noktaların da var değil mi Erman? Hani sarımsak olayı var ya, onu yaptım. Aferin ya, yemin ediyorum. Kaç ay oldu, aylardır oldu. Söylesin, mutfağım asla. Hemen kulağımda küpe yaparım. Geçen geldiğim programda ben onu söylemiştim. Gel mutfağa doğru gidelim. Tamam, onu hep ben orada söyleyeyim. Yalnız benim annemin bana söylediği bir şeydi. Ama annemin... anneciğini tekrar evet. Ellerinden öpüyorum. Gerçekten sarımsak, çok doğru. Sarımsak, soğan... Ha, bununla konuşabilirim. Sarımsak soğanları doğradığınız zaman, annem söyledi, ben de onu uyguladım, hakikaten doğru. Doğru, doğru, ben de uyguladım. Mutfakta bıçağı alıyorsunuz, bunu yıkarken elinizle yıkıyorsunuz yalnız. Elinizi ovalıyorsunuz böyle, kesinlikle koku falan asla kalmıyor. Asla. Nur denemiş. Vallahi denedi. Kalmıyor kesinlikle değil mi? Doğru bir tespit. Bıçağı, soğanı sarımsağı soyuyorsunuz yani. Şimdi bu bıçak kırıyorsunuz, soydum soğan ve sarımsak. Ne yapacağım, ben bunu yıkayacağım, bunu yıkarken... Böyle böyle ovalayarak. Ovalayarak ellerinizle yıkıyorsunuz. Yalnız bununla olacak, sabun falan koymayacaksınız. Zannedersem metalden, metal alıyor herhalde bu kokuyu. Kesinlikle tam olarak doğru bilmiyorum yapın. Ama. Doğru doğru. Çiğdem sen evet, nasılsın? İyiyim canım sen? Ben de iyiyim, seni gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Erman ne yapacak? Yok, yok diyet değil, normal ama diyet de yapılabilir. Diyete çevireceğiz onu evde. Ya ben de ne kadar hevesliyim hemen. Çok güzel yapışıyor senin ellerine. Çok da güzel lezzetli yemekler yaptın. Duyuyoruz. Henüz hadi yemek bakalım. Nasip olmadı Erman'cığım ama. Gelmiyorsun yani, ki. Aa, sen çağırdın. Bir yani de aynı yerde oturuyoruz. Karşıda oturuyoruz. Aşk olsun. Çağırdın her zaman yani başımın üstüne yerimler. Biliyorsun çok programlarım var, konserlerim evet, var. Evet, çok yoğunsun. Çok yoğun bir şekilde devam ben ediyoruz. Ben nasıl geleyim? Bir gün size söz o zaman. Söz. Davet.